Aşırı heyecanlıyım. Çok güzel bir projenin içerisindeyim. Özgetref'te YouTube kanalından herkese merhaba. Şu anda aşırı heyecanlıyım. Çok güzel bir projenin içerisindeyim. Neden heyecanlısın diye soracak olursanız şu anda dünyanın en büyük alçı fırınının taşınması aşamasındayız. Yanımızda proje müdürümüz Özgür Bey var. Özgür Bey, öncelikle videoma hoş geldiniz. Biraz hem kendinizden hem de firmanızdan, bir de tabii ki de projemizden lütfen izleyicilerimize bahsedin. Özgür Hanım, öncelikle firmalarımıza siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Alp Özler grubuna bağlı olan Yılnak Proje Ağır Nakliyat firmasıyla bugün dünyanın en büyük alçı fırınını Ankara'dan Rusya Moskova'ya taşımasını gerçekleştireceğiz. Bugünkü yükleme operasyonumuzda sizler de bizlere eşlik edeceksiniz. Evet, vallahi bu videoda onlara ben ekip arkadaşı oldum. Dediğim gibi çok heyecanlı, çok güzel bir video içeriği olacak. Ankara'dan başlayacağız, İstanbul'da bitireceğiz. Doğru, liman nakliyemiz olacak. Yükümüzü gemiye yükledikten sonra Rusya'da tekrar karayolu operasyonumuza devam edeceğiz. Saatimize bir bakalım mı? Kaç şu anda? Evet, saat şu anda 14'e yaklaşıyor. Yükleme zamanımıza geldi. Ekibimiz de hazır. Yavaş yavaş hareket edelim isterseniz. Tamamdır. Zaman geldiğine göre yükleme bizi bekler. Yüklemede görüşmek üzere. Geldik ve şu anda arkamda dünyanın en büyük alçı fırını yer alıyor, değil mi? Evet Özge Hanım, şu anda vinçlerimiz geldi, kurulumlar tamamlandı, halatlarımız bağlandı, kaldırma operasyonu yapılacak. Şimdi teknik ekibimiz son kontrollerini yapıyor. Alçı fırının ayaklarının dorsemizin AutoCAD çizimlerindeki yerlerine uygun olup olmadığı son kez kontrol ediliyor. Daha sonra da birazdan yükleme operasyonuna başlayacağız. Evet, çok güzel ya, çok heyecanlı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Türk milleti olarak böyle iş makinelerini, vinçleri falan izlemeye çok milli severiz. Sporumuz. Milli sporumuz, ne kadar güzel söylediniz. O yüzden çayınızı, kahvenizi alın, hazırlayın ve bence şöyle arkanıza yaslanıp izlemeye başlayın diyorum. İsterseniz yanına doğru bir ilerleyelim. Tabii ki, yükümüzü de gösterelim. Yüklemeden önce bir bakalım, gelin. Şöyle. Size orada da birkaç bir şey sormak istiyorum. Ve işte o an. Tam karşılaşmamızı sizlerle de paylaşmak istedim. Dokunabiliyor muyuz Özgür Bey? Tabii, elbette. Evet, şöyle sizler için dokunuyorum. Dünyanın en büyük alçı fırınına. Herkese kısmet olmaz ne de olsa, değil mi? Şimdi size birkaç sorum olacak. Öncelikle büyüklüğünü, işte ağırlığını, uzunluğunu falan sormak istiyorum. Tabii, elbette. Öncelikle gururluyuz. Ülkemizde bu tür üretimlerin yapıldığı için, hem de Ankara'da yapıldığı için. Dünyanın en büyük alçı fırını. Yaklaşık 24,5 metre boyunda, 4 metre çapında ve 90 ton ağırlığında. Bunun Rusya'ya taşımasında bize nasip oldu. Bizler gerçekleştireceğiz. Burada multimodal bir taşımacılık sistemi kullanıyoruz. Nedir bu? Yani hem karayolu hem deniz yolunu kullanacağız ve her aşamasında bulunacağız. Ben de bulunacağım. Limanlara gideceğiz. İnşallah vizelerimiz yetişirse Rusya'ya da bekliyoruz sizleri. İnşallah, Rusya'da da çekimlere devam edeceğiz. O zaman buradan şöyle bir el sağladıktan sonra yükleme aşamalarıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Çayınızı, kahvenizi yanınıza almayı sakın unutmayın. Yapılıyor.
bekleyecek. Hep birlikte izleyelim isterseniz. Vaktimiz geldi. Vahit abiyle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Nasılsın Vahit abicim? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Güzel. Hazır mısın benimle bir yolculuk yapmaya? Her zaman. Çok sorularım var sana. Bekliyorum her zaman işte. Tamamdır. Uzun mu uzun bir yolculuğumuz olacak. Çünkü belirli bir hız kuralları çerçevesinde gideceğimiz için yavaş yavaş seyahat edeceğiz. Bol bol ben de Vahit abiye merak ettiğinizi düşündüğüm soruları yönelteceğim. O zaman hadi Bismillah deyip bir marşa basalım mı? Basalım. Tamamdır. Hadi o zaman hadi. İstanbul'a doğru yola İstanbul'a çıkıyoruz. İstanbul'a yola çıkıyoruz. Ile birlikte yavaş yavaş artık Ankara sınırlarının ötesine geçmeye doğru yol alıyoruz. Vahit abi sana sorularım var. Projemizle ilgili şeyler sormak istiyorum sana. Çünkü insanlar merak edecektir. Bu yük tamam taşınıyor ama nasıl taşınıyor? Ne gibi bir süreç bizi bekliyor? Mesela saat dilimi önemli mi bu taşımacılıkta? Şimdi bizim bu ağır nakliye işlerinde acele olmaz. Saat olayı da olmaz. Önemli olan yükümüzü sıhhatli bir şekilde, kazasız, belasız yerine ulaştırdık mı bizim için en mutlu şey odur. Evet Vahit abi, şimdi dünyanın en büyük alçı fırınını şu anda sen taşıyorsun. Evet, götürüyorsun, evet, gemiye teslim evet, edeceksin. Evet, inşallah. Ben çok heyecanlıyım çünkü hem ilk kez böyle bir yük taşımacılığıyla birlikte yolculuk yapıyorum. Senin için her iş çok önemlidir eminim ki yaptığın her iş. Ama bu işin de bir artısı vardır değil mi? Yani dünyanın en büyük bir şey dediğin zaman böyle daha böyle bir farklı oluyor, bir havalı oluyor. Var mı sen mesela yükünü taşırken bu yük şu anda şöyle değerli, böyle değerli diye düşünüyor musun? Yoksa unutup gidiyor musun yükü? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle, ben o anda yüklediğimizde değerli bir yük yüklemişsin. İnsan bunu götürürken bir yerde gurur duyuyor. Diyor ki mesela ben mesela dünyanın işte en büyük alçı fırını götürüyorum. İnşallah kazası biraz. İnşallah. Götürdüğün zaman insan bir tabii duygusal olarak da bir mutlu oluyor bundan. Bence yani, gurur verici mutlu bir şey. Yani mutlu oluyor. Ama tabii bunlar insanlar şöyle, bizler çok uzun zamandır bu işi yaptığımız için bunlar bize artık normal gelmeye başladı. Daha büyük yükler, daha geniş yükler, hı-hı, daha uzun yükler. Hı-hı. Bunların devamlı taşımalarını yaptık, bunun işin içinde operasyonlarını yaptık. Onun için yani şimdi bu iş bize normal geliyor artık. Evet, istersen şöyle sohbetimizi yarıda kesip böyle artık Ankara'dan da çıkıyoruz. Yolculuğumuza devam edelim Vahit abi, ne dersin? Tamam, olur.
şu anda meşhur mu? Meşhur Bolu Dağı'ndayız. Ben Vahit abiden önce buraya kendi arabamla geldim ki onun şuradan böyle salına salına geçişini rahatça, keyifle izleyebileyim diye. Buranın manzarasını bilenler bilir, harikadır. Vallahi şu anda huzur buldum. Özellikle taşımacılık sektöründe çalışan abilerim beni çok iyi anlayacaktır. Eskiden zorlu şartlar altında taşımacılık, yolculuk yapılıyordu ama şimdi daha iyi sayılabilir. Ama yine de buranın karı, ondan sonra sisi falan herkes tarafından zaten bilinir. Şöyle bir yoluma bakmak istiyorum. Bakın Vahit abi de zaten geliyor. İsterseniz şöyle yola doğru birlikte yaklaşalım. O güzel kar manzarası eşliğinde Vahit abimizin geçişini izleyelim. Onlar tabii ki hız kurallarına uyarak geldikleri için oldukça yavaş hareket ediyorlar. Dünyanın en büyük alçı fırını şu anda Bolu Dağı'ndan geçiş yapıyor efendim. Şimdi birazcık daha manzaranın tadını çıkardıktan sonra kaldığım yerden yolculuğuma devam edeceğim. Süren zorlu bir yolculuğun ardından sonunda İstanbul'a ayağımızı bastık. Evet, yanımızda proje müdürümüz de var. Merhabalar Özge. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar Özge. Merhabalar Özge Hanım. Gelelim dünyanın en büyük alçıfırını. Gönderiyor muyuz Moskova'ya? Gemimizden haber bekliyoruz şu anda. Gemimiz Rostov'dan kalktı. ETA'sı yarın görünüyor. Bir aksilik olmazsa ama şu anda hava şartları, yağış ve rüzgar geminin yanaşmasını erteleyebilir. Geminin geliş tarihine göre buradan hareket edeceğiz. Yükümüzü tırdan alacağız ve geminin ambar üstüne yükleyeceğiz. Bu operasyondan sonra da gemi Rusya'ya hareket edecek. Evet. Bu süreçlerde tekrar umarız beraber oluruz. İnşallah bakalım. Rusya'da da gemiden yükümüzü tekrar limanda indiriyoruz ve oradaki Rus plakalı tıra yükleyerek Moskova'ya sevkini gerçekleştireceğiz. Evet. O zaman buradan sonrası artık limanda. Limanda görüşmek üzere deyip hep birlikte şöyle el sallayalım mı? Ne yapalım? Elbette. Limanda görüşürüz. Hoşça kalın. Geldik. Gerçekten buranın atmosferi bambaşkaymış. Ben hayatımda ilk kez bir limana giriş yapıyorum. Özellikle de bir yük taşımacılığıysa söz konusu. Gerçekten çok heyecanlandım Özgür Bey. Yük demişken dünyanın en büyük alçı fırını Özge Hanım. Çok pardon, çok haklısınız. Yük demişken dünyanın en büyük alçı fırını zaten artık herkes bunu biliyor. Evet, buradaki aşamalar hakkında biraz izleyicilerimize bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Ankara'dan yüklediğimiz yükü şu anda limana getirdik. Liman operasyonumuzdan sonra gemi Rusya limanına yanaşacak. Evet. Rusya'da da Rus nakliyecilerle bu yükü son teslim noktasına kadar ulaştıracağız. Yükleme operasyonumuza da şu anda başladık. Vincimiz halatlarını, sapanlarını bağladı. Birazdan yükümüzü havaya kaldırıp güvert üzerine yükümüzü alacak gerçekten inşallah. Gerçekten çok güzel, devasa bir şey zaten. Ben de bu projede sizinle birlikte yer aldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıydım. Zaten heyecanımı herhalde videodan da anlamıştır izleyicilerimiz. Umarım böyle içeriklerimizin de devamı gelir sizlerle birlikte. Çünkü gerçekten çok güzel projelere imza atıyorsunuz. Var mı başka söylemek istediğiniz diğer bir şey? Diğer projelerimizi bekliyoruz. Biz de davet ediyoruz sizleri o tamamdır zaman. Tamamdır o zaman. Şöyle birlikte bir el sallayalım. Evet. Hoşça kal diyelim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.